Sesleniyorum. Ben Binbaşı Barış Dedema, Zırhlı Tümen Adli İşlem Subayı. Bugün maalesef yüce milletimize karşı bağrından çıktığını iddia eden, içimizde bulunan bazı hain ve dahi şerefsizler anayasal üzere karşı gelerek sonra aradan çık, konuşma. Sonra lütfen isticamı bozuyorsun memur. Maalesef bu milletin bağrından çıktığını iddia eden bazı bilemediğimiz hain ve dahi ekmeğini yedi bu aziz millete ihanet eden bazı köpekler anayasal düzene karşı gelerek başkomutanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile genelkurmay başkanımız Hulusi Akar'ı etkisiz hale getirerek ve anayasal düzene bağlı komutanları, subayları tutuklayarak bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırma girişiminde bulunmuşlardır. Yüce Allah'ın büyük lütfuyla ve aziz, değerli, cesur, atları deli geçen ama bir o kadar da yürekli kahraman arkadaşlarımızın karşı koymuşuyla hepsi tutuklanmış ve etkisiz hale getirmiştir. Bunların içinde elbette bir kısmı masumdur. Bunların bir kısmı zan altında kalmıştır. Yanlış anlaşılmalarla gözaltına alınmıştır. Lakin yargılama neticesinde oluşturulan bilgi ve belgelerle açığa çıkacaktır. Bugün Zırhlı Tümen'de ben saat 3:08 geçe bütün sevdiklerimin yalvarmasına rağmen ve dahi tek başıma üzerinde gördüğünüz tabancalarını kuşanarak nizamiyeden girdiğimde şu başçavuşun ve kahraman silah arkadaşım tabur komutanı İsmail Subay'ın beni içeri davetleriyle içeri girebildim. Fakat sözde darbeci, albay, asker ismin ne? İsa Sancaklı beni tutuklamaya kalktı. Önüne bak asker! Konuşma! Ben sadece silahımı çekip ben binbaşı silahımı teslim edemem. Sen kimsin? Bu benim tümenim. Ben bu tümenin adı işten disiplin subayım dediğinde silahını teslim et. Çık dışarı diye bana bağırdığında ben silahımı çeker çekmez ya havaya çektim üzerlerine de değil. Şerefsiz, katılmış, fettum mahkulen denen zünnetsiz köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde kahraman silah arkadaşım İsmail Subay önlerine geçti. Kazandığım 20 saniyeyle dışarı attım kendimi. Arkamdan 100'e yakın mermi sıkıldı. Bunların büyük kısmı silah arkadaşlarımın göbesinden geçti. Ben içine sığındığım halk olduğu için ve karşıda benim arkadaşlarım olduğu için sadece havaya ateş edebildim. Hatta beni bu köpeklerden sandırıp linç etmeye kalktı. Polis ekipleri beni halkın elinden aldı. Durum anlaşıldı. Polisle ortak hareket ederek zırhlı birlikteki süreci yönettik. Benim başladığım çatışmayla arkadaşlarım bunlara karşılık verince geri çekilip geri kaçtılar. Bunların geri kaçmasıyla
dışarı çıkma hazırlığında olan taktiklere varsan öldürüldü. Şimdi şüphesiz ki yanlış anlamayın. Askerin içerisinde olandan çok daha fazla polisin içerisinde Fethullah Gülen'den emir alan polisler olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa, ya kurtuz neşe. Kancı korumalı çocuk. Kurtuzum. Ya devlet paşa, ya kurtuz neşe. Bakınız, özgürlüğü olmayanın iman olmaz. Fethullah Gülen cennete girecekse, ya Rabbim beni cehenneme al. Arkadaşlar, dinleyiniz. Polisin içinde bunların delillerini karartmaya çalışan Veli, Yüzbaşı Veli. Polisin içerisinde bunlara yardımcı olmaya çalışan, delillerini karartmaya çalışanlar olacak. Çünkü bizim içimizde bile oldu, doğru mu? Ben bugün her silah arkadaşıma, her amirime şüpheyle baktım. Bugün kelleyi koltuğa koydum. Bugün Kor General ana silahlı oluştu, oradaydı. Yanında onun diğer arkadaşlar vardı. Dedim ki komutanım, devlet taraflarıysanız emriniz değil. Değilse çatışırım. Amerika'yı tarımda var. Giderken dediler ki darbe almayları vermiyor, gitme. Eğer doğruysa onunla da çatışırım, alın polise teslim ederim. Size niye teslim ettim? Merkez komutanlığı geldi buralara teslim almak için benden. Niye onlara teslim etmedim? Çünkü tekrar toparlanıp dengeleri değiştirmelerinden şüphelendim ve korktum. Bu korkuyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Necip Bey'le görüşerek o yüzden dolayı size teslim ediyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın içinizde Fethullah Gülencilerin en büyük özelliği sakinlikleridir. En büyük vatanperver gözükme. Onlar çünkü dünyanın en iyi ajanlarından daha iyi yetiştirilmiş insanlardır. Maalesef ben bile zaman zaman onlara, çünkü ben de zaman zaman namaz kılmaya çalışıyorum. Cumalara gitmeye çalışıyorum. Yok geldiği için sürekli yapamıyorum. Ama bugün çıkarken bir kere kaç tövbe namazı kıldım. Kesinlikle değil diye. Çünkü onlar Müslümanların çok ajan birini istiyormuştur. Beyinler yıkanmıştır. Onlar inandırılmıştır dahi, kandırılmıştır. Arkadaşlar unutmayın, aklınızı başınıza alın. Bugün benim yaptığım gibi şüphelendiğiniz bütün polisleri korkmadan tutuklayın. Treneni vurun. Melih, polisten birinde zararsan, kurtarma girişiminde bulanan olursa çatışın. Emredin. Polislerin devlet tarafında olduğu, itaat ettiği noktasında bir sıkıntı yok. Şu an öyle. Ama yerini bulurlarsa, harekete geçerlerse, B planı, C planı, D planı devreye girebilir bu durum. Doğru mu? Doğru. Bu planlar devreye girebilir. Biz de tanklarla içeride hazırız. Gerekirse gelir, alırız. Başkomutanım Erdoğan'dır. Birçok politikasını ben de sevdim. Ama benim başkomutanımdır. Yerine adamda yok başka. Kılıçdaroğlu denen adamı mı? Neyse, askerin siyaset bir şey olmaz. Şimdi bakın, benim Genelkurmay Başkanım Hulusi Akar'dır. Şimdi bunları size teslim ediyorum. Bunları size şu anda 6400 gün sayılı disiplin kanunu bana verdiği yetmiş şeydir. Maddi olaylarda savcı gelmeden sürece disiplin subayı bütün savcı yetkilerine haiz olarak duruma el koyar ve savcı gibi hareket eder. İşte bu yetkiyle bunları hükmeder. Teforlukta takım devlet elden gidiyor, kim kurtulur, kim kurtulur ki? Şunu bozuyor. Devlet elden giderken burası bir yolda.
zarar göreceksen ve yüce Allah bu canımı almazsa. Arkadaşlar, bunları size teslim ediyorum. Bakın, bütün tutanaklar hepsi bizde de var. Lütfen, lütfen vatan için elinizden geleni yapın. Devletine merhamet etmeyen, halkına merhamet etmeyene merhamet ederseniz, dünyada ve ahirette iki yakan elinizde, iki elin yakanızdadır. Şimdi dinleyin beni. Şunun verdiği emri duyan kimdir? Yüksek sesle kameraya söyle. Ne diye emir verdi bu? Tüm tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir ver. Yüksek sesle bir daha söyle. Bütün tanklar ateş ede ede halkın üzerine gitsin diye emir verdi. Bir daha söyle.